Şimdi yaklaşık bir saat önce Sibel Mazrek'te bir bağlantı yaptık. Ben ona sordum. Dedim ki emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme olabilir ve bununla ilgili bugün kabineden bir karar çıkması muhtemel. Kabine sonrası Erdoğan'ın açıklama yaptığını duyar mıyız? Sibel de bana dedi ki Gözde, kabine sonrasını beklememize gerek kalmayabilir. Hakikaten Sibel'in dediği gibi olacak gibi gözüküyor. Sibel Mazrek, ne oldu? Zannediyorum daha fazlasını öğrendik seninle görüşmeyeli. Gözde, aslında sabah saatlerinde yaptığımız bağlantıda 12 söylemiştim ben. Evet, şu an AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler saatler 12'yi gösterdiğinde emekli düzenlemesinin de içinde yer aldığı 40 maddelik vergi kanunu meclise sunacak ve bir açıklama yapacak. Ve emekli düzenlemesi de o paketin içinde yer alacak. Fakat şimdi gözler nasıl bir düzenleme olacağında, aslında biz şunu biliyoruz, AK Parti yürüttüğü çalışmalarda en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için bir çalışma yapıyordu. Yani tüm emeklileri kapsayacak bir çalışma olmadığını anlıyoruz biz AK Partili kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre. Dolayısıyla en düşük emekli maaşı şu an 10 bin lira. Bu rakam ne kadar artırılacak? 2 bin lira artırılacağı yönünde haberler var. Aslında uzun zamandır, günlerdir 2 bin liralık bir artışın olabileceği söyleniyor. Tabii bununla ilgili etki analizleri yapıldı AK Partili kurmaylar tarafından. Hafta sonu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala ile birlikte Abdullah Güler de bir çalışmaya artık son şeklini verdiler ve dün akşam itibarıyla bu çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan da onay verdi. Fakat rakam ne kadar onu bilmiyoruz. Çünkü netleşen bir rakam yok. Kanun teklifi bugün sunulacak ama içeriğine dair bir bilgi edinmiş değiliz henüz. Fakat dediğimiz gibi kulislere yansıyan haberlerde 12 bin lira olacağı yönünde haberler var. Tabii 12.500 olursa da sürpriz olmaz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 500 liralık bir artış olabileceği yönünde de söylentiler söz konusu. Dolayısıyla 11.500-12.500 arasında bir etki analizi yapıldı ki dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu artışın bütçe karşılığını çok iyi belirlememiş lazım dedi. Yani bütçeyi gözeterek, bütçeye etkileri gözeterek bir zam olacak. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman 3 milyon civarında emekli 10 bin lira düzeyinde bir maaş alıyor. Fakat Haziran ayı itibarıyla açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte %24'lük bir artış olmuştu biliyorsunuz. Fakat bu artışa rağmen 1 milyon 800 bin civarında emekli 10 bin liranın altında maaş almaya devam edecek. Ki nitekim hatırlatmakta fayda var. Bu hafta emekli maaşları zamlı bir şekilde yatacak ama dediğimiz gibi 10 bin liranın altında maaş alacak 1 milyon 800 bin kişi var. Kök maaşlarının düşük olması sebebiyle işte bunların, bu adaletsizliğin giderilmesi için bir çalışma yaptı AK Parti ve saatler 12'yi gösterdiğinde Abdullah Güler o düzenlemeyi gösterecek. Peki şimdi bu yeni düzenlemeyle birlikte artış olduğunda emekliler ne zaman alacak maaşlarını? Bu merak konusu. Şimdi tabii bu komisyonda görüşülecek, vergi paketinin içerisinde yer alacağı için genel kurulda görüşüldükten, kabul edildikten sonra yasalaşacak. Dolayısıyla bu biraz zaman alacak gibi görünüyor. Farkı yatacak. Ağustos ayında alacaklar farkla birlikte maaşlarını. Evet. Fakat dediğimiz gibi en çok merak edilen rakam, o rakam da 12 bin lira civarında konuşuluyor şu anda. Sibel Mazrek, Aşkın Özdemir, sizden gelecek haberleri bekliyoruz. Saat 12 olarak netleşti. Emekliye ne kadar zam yapılacağını öğreneceğimiz saat. Bakalım neler olacak.